104 10.4'müş. 10.4'ten. Genç işsizliği %23,1. Ee, bir önceki aya göre %1,4 artış var. Temmuz'da %12 e, işsizlik TÜİK'in verilerine göre. Evet. Durum böyle. Evet. Şimdi diyorsunuz ki bu işsizlik çok Hı. önemli bir mesele. Siyasi sonuçları oldu bütün Avrupa'da. Bizde 2001 de 2001'de oldu doğru. Fakat işte bunu konuşmamak, üstünü örtmek için e, pahalılığın, işsizliğin hı hı. bir takım işte veriler bir takım suni şeyler ortaya koyuyorlar. Erbaş'ın yaptığı gibi onu tartışalım falan diyorsunuz. Değil mi? Evet. Fakat bunu yaptıktan yapıyoruz da bunu ne yaparlarsa yapsınlar baş edebilirler mi? Ya ben işsizsem ne tartışılırsa tartışılsın, Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun değil mi? Kişi kendi gerçekliği. Sonunda ilginç. ben işsizim ya. Evet. Ben tepkimi göstermek zorundayım. Ya. Bir sene geç diyelim hiç işsizlik konuşulmadı değil mi? Ben sonunda ben iş bulamıyorum ki. Sen ne konuşursan konuş. ister sosyal evet. medya konuş, ister din konuş, ister ahlaksızlık konuş, ta Taliban konuş. Ne ya da konuş. işin sonunda var ama işim. asgari ücretle geçiyorsun. Veya şöyle bir şey var. Veya... Enflasyonun hiç konuşma. E sonunda ben markete gitmiyor muyum ya? Gidiyorum evet, bir, bir şey alırken alacağım. Görüyorsun. çocuğumun okullar açıldı bir ihtiyacı var. Onu alırken görüyorum. Bu iki kavram bana evet. nasıl unuturlar ki? Evet. Bütün anketlerde Türkiye'nin bir numaralı sorunu ne diye çıkıyor? İşsizlik. Her evde bir işsiz var ya. İşsiz olmadığı ev yok artık. Şimdi bunu bir kere üstüne örtemezler. İki pahalılığın üstüne örtemezler. Sonunda ya iki buçuk lira oldu ekmek. 2 liraydı 2,5 lira oldu. E, tavuk fiyatındaki, tabii, tabii tavuk fiyatındaki artış kaçtı? Epey bir e, artış var. Şimdi Oranını hatırlamıyorum %156. ama e, şey denirdi eskiden biliyorsunuz. İşte e, dar gelirli kesim, yoksul kesim, kırmızı et yiyemeyen beyaz et yiyor ya. Şimdi beyaz etli tavuk etinde yanına yaklaşılmıyor. Fiyatlar. Hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Hmm. Bu işsizlikle ilgili benim uzun dönemli bir çalışmam var. Hmm. Ana konulardan bir tanesi. Hatta ee, yılı geçti galiba. Şurada Sayın Ali Çarkoğlu ile beraber bu masada hmm. bir konu bu konuyu tartıştık, konuştuk. Ee, Koç Üniversitesi'ndeydi hmm. sanırım Ali Çarkoğlu. Evet. Ee, Türkiye en son iktisadi akli iktisadi seçimi, sandık seçimini Haziran 2015'te yaptı. Kasım 2015'te o seçim şeyini kaybetti. Orada da yok. Nedir bu? Şimdi eskiden beri 15 yaş üstü nüfusun işsizlik oranını aldım. Burada 0.01'ler bile çok önemli. 15 yaş üstü nüfusun toplam işsizlik oranını alıyorum. Bu oran Türkiye'nin iyi olduğu dönemlerde yüzde üç buçuklara kadar düşüyor. Ekonominin kötü olduğu dönemlerde yüzde beşlere yaklaşıyor bu oran. Ben bu grafiği getiririm. Pazartesiye hmm. getiririm bu grafiği. Hmm. Detaylı buna konuşuruz. Ol, konuşuruz güzel. Evet, bu Şimdi 1980'den sonra hesap var ama TÜİK'in bu konudaki hesabı 1980 <laughs> sonrası. Bu oran 5 %5 geldiği zaman toplum fokurduruyor. Hmm. 5 noktaları bire geldiği zaman mevcut yönetimlere diyor ki hadi size bay bay. 2001'de olduğu gibi mi? 2001 94'da. daha Ama asıl süp şey şu. 1989 muydu, 87 miydi yerel seçimler? 89. Tarihi karıştırıyorum. 87 genel seçimdi, 89. Ha, 89. Nurettin Sözen ee, Anavatan Partisi kamuoyu olarak hatırlarsınız. Çok güçlü Turgut Özal. Çok güçlü. Tabii, tabii. Yerel seçime gidiyor. Yerel seçimde belediyeleri kaybediyor sürpriz bir şekilde. Evet. İşsizlik oranı kaç biliyor musunuz? 5.1. <laughs> güzel bak bugüne kadar Türkiye'de 5.1 çalışmış. 2015 Haziran 2015 5.1 hmm. AK Parti birinciliği kaybediyor hmm. sonra 15. devreye başka unsurlar giriyor işte 2015 Hazira'ndan sonra Türkiye'deki seçimlerde e, iktisadi etmenler ikinci plan ikinci plana ikinci plana kalıyor. İşte Üsküdar'da hanfendi dedim ya hani bir sokak röportajında çöpten ekmek topluyor ama diyor reis'e sahip çıkmak lazım diyor. Hı hı. Bu şey. Din ve milliyetçilik devreye giriyor. Hı. Din ve milliyetçiliğin devreye girmesiyle beraber 15 Temmuz en fazla burada aktif hı hı. oluyor. 15 Temmuz sonrası zaten. Bu oran şu anda 2019'da kaç biliyor musunuz? 7.3 oh. 7.3 felaket bir şey. 2019'da. Bu ne demek 2019? Bu ne demek biliyor musunuz? 7.3 15 yaş üstü işsizlik oranı ne demek? Mevcut yönetim partileri barajı bile geçemez normalde burada. Barajı bile geçemez. E, 2019'da böyleyse Geç... şimdi daha da yüksek o zaman. Değil mi? Şimdi. 2020'yi 2020 hesaplamadım, ha. onu da hesaplayarak getireceğiz. Pazartesi bunu o Pazartesi de... tablo evet. eşliğinde bir konuşalım. Yani. Evet. Bu tablolar, evet, toplumu etkiliyor. Ama bu tabloların toplumu etkilememesi için bu masalarda din ve milliyetçilik konuşulması gerekiyor. Ama etkiliyor sonunda. Hı hı. Ama işte ne, o etkiyi azaltmak ne? için, onun için diyorum Ali Erbaş bir piyon olarak sürüldü, evet. öne sürüldü. Yani siz diyorlar bize bu masalarda oturduğu zaman insanların işsiz olmasını, insanların yoksul olmasını, insanların fakirlik çekmesini. Ama başka bir şey söylüyor. Türkiye bu tablo, bu işsizlik bu şey var ya. Hı hı. Biz hani şu anda toplum bir acı çekiyor ya. Evet. Ben size şunu söylüyorum. Bu bir şey değil. Asıl bizim genç kuşaklar işte arkadaşlar, kamera arkasındaki arkadaşlar filan. Yani o gençler şu anda 20'li yaşlarda, şu anda 15'li yaşlarda olanlar. Düşünsenize. Hayatınızın Bilmiyorum. 20 20 yılını Cengiz Limak'a çalışacaksınız. <laughs> 20 yılını 5 evet. hazine garantili müteahhide veya 10 hazine garantili müteahhide evet. çalışacaksınız. Evet. Şeyiniz yok kendinize bir para alamayacaksınız. Onların yaşayacağı ülke bir de yapısal olarak çöküyor ya yapısal sıkıntılar var. Eğer bu durdurulamaz ise gelecek kuşakların çekeceği sıkıntı bizim şu anda çektiğimizin evet. yanında evet. çok evet. daha büyük olacak. Yani Maalesef. biz şu anda 80 sonrası bu rakamlar 1980 darbe yılında dahi oluşmadı. Darbe yılından bile daha kötü rakamlar evet. ekonomik rakamlar. 78-79 Amerikan ambargosu Kıbrıs Barış Harekatı üzerine Amerikan ambargo koyuyor. Biz de Amerikan üstlerini kapatıyoruz falan. Amerika'ya öyle meydanlarda eğmey hey, değil. Fiili olarak meydanlarda kimseyi demiyor. Ama Kıbrıs Harekatı'ndan sonra dikkat edin. Bakın biz Amerika'nın hiçbir lider şey değil. Hepsi aynı işte. Ecevit, Erbakan, Beşme evet. Demirel göre hepsi. Evet. peş peşe peş peşe Amerika sen mi bize ambargo koyuyorsun? Biz de kapatıyoruz kapatıyoruz. O zaman çıkan ülke 70 sente muhtaç diyoruz ama şu yoksulluk tabloları o zamanda bile oluşmuyordu. Yoktu. Evet. Ee, aslında bölmek de istemiyorum ama yani bu hakikaten bence Bunun, evet. çok temel mesele Tabii. en başta konuşmamız gereken şeyler. Dediği gibi rakamlar. gençler zaten iş bulamayacaklar bırak evet. başkasının borcunu ödemeyi. Evet. Umut yok yani. Mezun okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Üniversiteyi bitirdim diyorsun, kapının önüne koyuyorsun. İşte OECD'nin umut araştırmasında e, Türkiye'nin sıralaması nerelerdeydi? Aynen. Yerlerdeydi. Aynen. Umut Gençler, aynen. çocuklar karamsar ve umutsuz. Şimdi şöyle yapalım, süremiz de biraz yavaş yavaş azalıyor. Başka konu başka.